Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Son 3 yılda 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 referandumu gibi önemli seçimleri atlattı. 24 Haziran seçimleri AK Parti için ne ifade ediyor? Öncelikle Türkiye 2013'ten sonra ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldı. Bunun altını çizmek isterim. Malum Gezi olayları Türkiye'de çok tartışmalı bir hadise olarak tarihteki yerini aldı. Gezi olaylarının içinde belki olağan protest çevreleri vardı ama dinamik bir kesimin bu protest hareketi iktidar karşıtı siyasal bir amaca sevk etmeye çalıştığını biliyoruz. Daha sonra 17-25 Aralık'ta emniyet ve hukuk aynı zamanda istihbarat üçlemesi çerçevesinde FETÖ mensuplarının iktidara karşı bir darbe girişimi oldu. Hukuk içerisinde adeta öyle bir kılıfa sarılmış şekilde yürüttükleri bir darbe girişimi. Peşinden 15 Temmuz yaşandı. Herkesin bildiği gibi burada ordunun içindeki FETÖ'cü askerlerin organize ettikleri ve toplumun içine yerleşmiş olan FETÖ'cü unsurlar tarafından da desteklenen bir darbe girişimiydi. Bütün bu meydan okumalar Türkiye'yi 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeline sevk etti. Şu bakımdan önemliydi bu referandum ve bu çerçevede gelen model. Türkiye'de toplumsal birliği sağlamak bakımından %50'nin üzerinde bir iktidar eşiğinin konması, iktidara talip olan siyasi hareketleri, toplumu kucaklama ve öteden beri söylenen o milli birlik, toplumsal birlik istikametinde adeta siyasi bir ödevle donatması gibi bir özelliğe sahipti. Bu 16 Nisan 2016 referandumundan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeye ilişkin bir inkıta, bir gecikme yaşamama ve bir an önce sisteme geçme, bu aradaki dönemde bürokratik ve siyasi kadrolarda bir problem yaşanmaması için de 24 Haziran'da seçime gidiyoruz. Efendim, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için milletvekili aday listeleri belli oldu. AK Parti bugün karşımıza çıkan aday listesiyle ve seçim beyannamesiyle seçmene hangi yeni mesajları veriyor? Bir seçmen 24 Haziran'da neden AK Parti'ye oy vermeli? Yeni olarak ne söylüyor AK Parti? AK Parti 16 yıldır iktidarda. Siyaset bir tarafıyla beyanlarla yürütülür ama diğer taraftan da maddi şartların itibariyle nerede duruyorsun? Yani nasıl bir politik zemin üzerinde duruyorsun? Hangi toplumsal kesimlerle berabersin? Ve aynı zamanda uzun tarihsel sürecin içerisinde neler yaptın? Hangi iddiaların nasıl toplumda yer buldu? Bunlara bakılarak insanlar siyasi tutumlarını alırlar. 2002'den bu yana AK Parti iktidar ve girdiği bütün seçimlerde halkın artarak desteğini sağlamış bir siyasi hareket. Bu şunu gösterir, 2002'den bu yana yapmış olduğu hizmetlerle halkın çok geniş bir kesimini kucaklamayı başarmış bir siyasi heyette, bir siyasi akılla karşı karşıyayız. 2018-24 Haziran seçimlerinde insanlar hem geçmişte yapılanları hatırlayacaktır, AK Parti'nin topluma katmış olduğu refah yükselişini, gelişmeyi, Türkiye'nin kudretli bir ülke haline gelmesi doğrultusundaki siyasetini ve aynı zamanda modern dünya ile kucaklaşma doğrultusunda attığı adımları göreceklerdir. Hem de 2023'e yani Cumhuriyet'in 100. yılına ve daha sonraki tarihlere ilişkin bir perspektifi var, uzun soluklu bir perspektif. Bunlara ilişkin vaatleri var. Örneğin toplumsal refahı artırmak, daha fazla istihdam sağlamak, 5 yıl içinde 5 milyon istihdam gibi. Aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine bir takım avantajlar sağlamak, meslek ve etnik farklılıklarını kucaklayıcı bir yolda ilerlemek ki bunun geçmişi de vardır. Geçmişte çeşitli açılım yaklaşımlarıyla bu toplumsal birliği sağlama doğrultusunda bir siyaset ortaya koymuştu AK Parti. Aynı zamanda Avrupa Birliği konusunda ki Türk toplumunun kafası esasen bu Avrupa Birliği hususunda biraz
karışmaya başladı son zamanlarda. 2004-2005 yıllarında yeni bir ivme yakalanmış ve destek %80'lere kadar çıkmıştı. Ama Avrupa Birliği'nin 2008 küresel kriz sonrası kendi içine gömülen bir Avrupa profilinden çıkamaması ve aynı zamanda küçülen ekmeği paylaşma konusunda yabancılara karşı isteksizlik sergilemesi ve Türkiye'ye karşı da Türkiye'deki insanların çifte standart olarak gördükleri bir kapıda bekletme politikasını sürdürmesi rahatsızlık doğurmuştu. Ama Türkiye'nin istikameti bellidir, modern dünyadır. Bu sadece bugüne ait değildir, 200 yıldır böyledir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde terörle mücadele, çevremizdeki komşuların istikrarının aynı zamanda Türkiye'nin istikrarı olduğunu teyit eden bir dış politik yaklaşım, seçmen bütün bunları değerlendirecek ve kanaatinizce 24 Haziran'da AK Parti'ye yine çok güçlü bir destek verecektir. Efendim, kurulduğu tarihten itibaren toplumun geniş kesimini kucaklayan, daha özgürlükçü, demokrasi ve hukuku önceleyen bir AK Parti vardı. Fakat 2013 sonrası daha güvenlikçi bir yaklaşıma doğru kaydığını görüyoruz. 24 Haziran sonrasında AK Parti iktidarı yeniden elde ederse, yeniden iktidar olursa, güvenlik ve özgürlük arasındaki dengeyi nasıl tesis edecek? Biliyorsunuz siyasetin de temel tartışma konularından birisi özgürlükle güvenlik arasındaki dengedir. Bu dengenin nerede duracağı ve nasıl bir fonksiyonla yoluna devam edeceği toplumsal ve politik şartlarla yakından bağlantılıdır. Yerleşik kanaatin aksine özgürlük ve güvenlik birbirinin zıttı değildir, birbirinin tamamlayıcısıdır. Zygmunt Bauman'ın çok önemli bir sosyologtur biliyorsunuz. Özgürlük ve güvenliğe bakışına ilişkin bu söylediğimi teyit eden birçok değerlendirmesini hatırlatmak isterim. Çünkü özgürlüğün olmadığı bir güvenlik yahut da güvenliğin olmadığı bir özgürlük mümkün değildir. Bunları bir tür karşı kutuplar, hasım yaklaşımlar olarak değil, eğer temel istikametiniz özgürlükten ve demokrasiden yana ise bunları tamamlayıcı politikalar olarak görmek gerekir. 2013'ten sonra biraz önce de ifade etmiştim, Türkiye çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldı. Böyle zamanlarda güvenlik politikalarının biraz daha öne çıkması eşyanın tabiatı icabıdır. Şunu unutmayalım, AK Parti 2002'de iktidara gelirken onu iktidara götüren bu büyük toplumsal dalganın karakteri, yapısı, hamuru özgürlük ve demokrasiyle yoğrulmuştu. Türkiye'nin geçmişteki özgürlüğe ve demokrasiye yönelik vesayetçi yaklaşımlara karşı duyulan toplumsal ve politik tepkinin de aynı zamanda AK Parti'nin teşekkülünde çok önemli bir yeri vardı. O yüzden 2002'den sonra AK Parti bu doğrultuda çok önemli adımlar attı. Bunu şunun için söylüyorum, AK Parti'yi var eden temel dinamikler kesinlikle özgürlük ve demokrasidir. Ama 2013'ten sonraki o bir bakıma ara dönem, o meydan okumalar tabiatıyla dünyanın neresinde olursa olsun her türlü demokratik ve özgürlükçü ülkede güvenlik politikalarına yönelik bir ilgi, bir dikkat, onları biraz daha pratiğe taşıyan bir yaklaşım ortaya çıkartırdı. AK Parti kendi karakteri istikametinde davranacaktır muhakkak. Seçimlerden sonra da Türkiye'nin yeni sistemle birlikte daha da normalleşeceğini, AK Parti'nin de asıl karakterine uygun tarzda özgürlük ve demokrasi istikametinde zaten öteden beri var olan politikalarını daha güçlü bir şekilde sürdüreceğini söylemek isterim. AK Parti seçim sloganını Vakit Türkiye Vakti olarak belirledi. Yeni dönemin güçlü meclis, güçlü hükümet dönemi olacağı açıklandı. Partiniz tarafından öngörülen başkanlık sisteminde meclisin etkisini azaltacağı yönünde eleştiriler mevcut. Bu eleştirilere katılıyor musunuz? Bu eleştirileri referandum sürecinde muhalefet partileri çokça dile getirmişler ve buradan hayır için bir kampanya yürütmüşlerdi. Bunu doğru bulmuyoruz. Esasen benim doğru bulmamamın ötesinde muhalefetin bugün meclise gösterdiği ilgiye baktığımızda kendi kendilerini de tekzip ettiklerini görüyoruz. Çünkü meclis çok önemli, muhakkak orada çoğunluğu almalıyız şeklinde çok yoğun bir çabanın içindeler.
Eğer yeni kurulan sistemde bütün mesele sadece Cumhurbaşkanlığı ise ve meclis onların geçmişte iddia ettiği gibi etkisiz bir yapı ise, meclise yığınak yapmak yerine bütün dikkat ve ilgilerini Cumhurbaşkanlığına verirlerdi. Öyle bir tavır yok. Hatta alternatif planlarında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanırsa hiç olmazsa mecliste çoğunluğu elde ederek orada dengeleyici bir fonksiyonu icra etmek gibi alternatif senaryolar olduğunu biliyoruz. Yani meclisin bir kere güçsüz olduğuna ilişkin o spekülasyonları yapanlar buna inanmıyorlar ki bugün meclise yönelik güçlü bir iddia içindeler. Onun ötesine sistemin kendisine baktığımızda yasama ve yürütme arasında daha kesin hatlı bir ayrım yapıldığını görüyoruz. Bunları tabii çok daha geniş konuşmak lazım. Siyasetin bir takım zaafları da olabiliyor. Eğer yürütme meclisin içinden çıkıyorsa o zaman milletvekilleri ve onların siyasete bakışlarına ilişkin kimi problemler de yürütmeye intikal edebiliyor. Ama bunlar birbirinden ayırdığınızda gelen bakanlar seçim bölgelerine yönelik popülist bir ilgi yerine bütün Türkiye'yi hesaba katan bir yaklaşım doğrultusunda davranmak lüzumunu hissedeceklerdir muhakkak. Yani bazı popülist yaklaşımlar bir kere siyasette olmayacaktır. İkincisi, meclisin çok önemli denetim mekanizmaları vardır. Mevcut Cumhurbaşkanı'na ve hükümetine, yardımcılarına karşı gerektiğinde onları sorgulamak, Yüce Divan'a göndermek konusunda elbette belli bir çoğunluk gerekiyor. Meclisin elinde imkanlar vardır. Ayrıca kanunların meclis tarafından çıkarılması hususu kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin yapabileceği sadece kararnameler çıkartmaktır ve hususen kanun olan alanlarda Cumhurbaşkanının kararname çıkartması mümkün olmaz. Ayrıca meclis kanunlarla kararnameler arasında bir denge politikasıyla da bu etkinliğini sürdürebilme imkanına sahiptir. Komisyonlar çalışacaktır. Kanun çıkartma hakkı bütünüyle yürütmeden mevcut sistemde o bütünüyle yürütmedeydi. Yasamaya geçmiş vaziyettedir. Ve kanaatimce sistem oturdukça yasamayla yürütme arasındaki fark kendisini daha belirgin bir hale getirecek. Belki ileride ihtiyaç duyulan sistem değişiklikleri çerçevesinde bu daha da kesin bir şekilde teyit edilecektir. Yasama daha fazla kendi fonksiyonlarına yönelecektir.